Bedir Hanım, konuklarınıza yapacağınız yemekler için hangi malzemeleri alıyorsunuz acaba? Bir paket ince bulgur alıyor. Biraz sonra tereyağı ve domates salçası alacağım. Aa, maşallah, kendinizden emin hareket yapıyorsunuz. Tabii çok eminim. Hep yaptığım yemekler bunlar. Bir de maydanoz alacağım şimdi. Yalnız maydanoz alırken diri ve koyu yeşil yapraklı olmasa dikkat etmek lazım. Maşallah, yeşillikten de çok iyi anlıyorsunuz. Anlarım tabii. Köyde kendi maydanozumuzu kendimiz yetiştirdik. Şimdi de kasap reyonuna gidiyoruz. Şimdi de iki defa çekilmiş kuzu kıyma alacağım. Biraz da kuzu kuşbaşı. Yalnız kemiksiz ve hayvanın arka oyluğundan. Bu kadarına da pes doğrusu. Neredeyse kuzunun hangi memleketten olduğunu söyleyeceksiniz kasaba. Evet sayın seyirciler, şimdi diğer yarışmacımız Aslı Hanım'a çeviriyoruz kameraları. Bakalım Aslı Hanım ne yapıyor? Ne alıyor, nasıl alıyor, nerede? Aslı Hanım'ı bulduk. Kendini kaybetmiş bir şekilde alışveriş yapıyor. Bulduk, buyurun. Aslı Hanım, nasıl gidiyor alışveriş? Teşekkür ederim. Gayet iyi gidiyor. Yemeğimin ana malzemeleri olan kaşar peyniri ve tost ekmeğini aldım. Şimdi sıra kızartmalı patateslerde. Patates alacağım. Vallahi bravo. Bu kadar karışık malzemeyi nasıl aklınızda tuttunuz? İnanın şaştım. Kağıt kalem hiçbir şey yok. Kağıda bile yazmamışsınız. Ay yani övünmek gibi olmasın. Çok zekiyimdir. Her şeyi aklımda tutabiliyorum. Bu bir yetenek işte. Ya da övünmek gibi olsun canım yani. Değil mi? Zekiyim işte, ne yapayım? Evet, bakalım konuklarınız yemeklerinize ne diyecek? Eğer yemekleriniz de zekanız kadar sivri ise Allah muhafaza. Gırtlağına takılabilir misafirlerinizin? O ne? Bunu yolda yiyeceğim canım, önemli değil. Afiyet olsun. Para sormak yok. Hiç seni başlamıyor. Bir tane ekmek yap, para bulur. Tanrı yap, para bulur. Neyse burada. Ayağa kalksanıza. Kalkın! Bir matematik dersi geliyorsanız burada. Terbiyesizler, hadsizler. Aman sizin kendinizi yormanıza hiç gerek yok. Siz oturun, ben biliyorum size saygınızı. Evet. Hiçbir şekilde soru sormak yok, oturun. Soru sormak yok, hiçbir soru durmak istemiyorum. Bak, efendim. Hocam tuvalete gidebilir miyim? Allah! Yandım ben ya, işte yine soru geldi ya. Ne yapacağım ben ya? Efendim yavrum, bir daha sor, ne dedin? Tuvalete gidebilir miyim? Evet. Gidiyor. Abi gördün mü, isim verdi. Bilmiyorum abi, saçma sapan bir şeyler oluyor, anlamadım. İyi hadi gelin bakayım, sınıfça bir çiğ köfte yakın artık. Hocam, buyur sen de gel. Hocam iyiyse. Evet. Mecburen yiyeceğim ben şimdi bundan ya. Yandım! Yandım, çok acı bu ya! Çok acı bu ya! Ne yapıyorsunuz burada lo? Ben açıklayabilirim. Biz çiğ köftenin bir deney yapıyorduk. Açıklayamazsın. Otur. Yani ağanız burada olmadan çiğ köfte yiyebiliyorsunuz. Öyle mi? Evet. Nasıl? Ya ne, siz nasıl isterseniz öyle yaparız ya bir şeyler. Seninle sonra hesaplaşacağız Hırt. Evet. Tövbe tövbe. Çeşit. Arkadaşlar, Firuze Hanız olarak marabalarıma bir duyurum olacak. Firuz A olarak günün anlam ve önemini belirten bir de konuşma yapacağım. Çünkü sizleri Kartepe'ye kızak kaymaya götüreceğim ben de. Evet. Tövbe tövbe. Arkadaşlar, hadi eğlence, hadi muhabbet. Şişt, gel buraya. Gel buraya. Ağan olmadan çiğ köfte yemeyi sevirsen, ha? Aç ağzını. Aç ağzını, ha? Tamam mı bu? Yanıyorum ben.